Değerli izleyiciler, biz bu programda şehir ve insan adına önemli problemlerin altını çizerek bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz toplumumuza, siyasetçilerimize, yöneticilerimize. Ancak ülkenin içinde bulunduğu durumdaki bu kaotik tablodan ben de çok rahatsızım. Ben bu programı bir bilim adamı olarak değil, bir siyasetçi olarak değil, bu toplumun içindeki bir birey olarak aşağı yukarı 50 yıllık meslek hayatımda edindiğim deneyimleri, araştırmaları, hazırladığım projeleri halka ve en önemlisi siyaset dünyasına ve de devlete sunmak için yapıyorum. Ancak seçtiğim konular, biliyorsunuz 4 hafta boyunca tarım reformunu anlattık. Tarımda ne yapılması gerektiğini 20 yıldır yapılan çok kapsamlı araştırmaların sonucunda ortaya konulan, emin olun çok ayrıntılı, bize göre en az hataya indirgenmiş bir modeli anlattık. Ben bu modeli hemen hemen ilgilenebilecek herkese gönderdim. Tarımla ilgili kuruluşlara gönderdim. Tarımla ilgili kurumlara gönderdim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tarım komisyonuna, milletvekillerine gönderdim. Tarım Bakanlığı'na, bakana gönderdim. Ellerine geçti mi, geçmedi mi bilmiyorum. Kimse de tık yok. Benim çiftçim, benim üreticim hala sorunlarıyla baş başa. Gelecek sene ne yapacağını düşünüyor. Bir de tabii geçen hafta da anlattım. Vatandaştan bir takım yorumlar alıyorum. Bazıları ya çok takdir ediyoruz diyorlar. Neden bu fikirler hayata geçirilmiyor, neden duyarsız kalınıyor diye çok isyan edenler var ama bir de toplumumuzun tipik bir takım alışkanlıkları var. Bir vatandaş taktı, Mustafa kardeşim, illaki o tarım reformu öyle olmaz. Her koyun kendi bacağından asılır, ben tarlamı ona buna efendim kullandırtmam, birleştirmem, şöyle olmaz, satılmazsa böyle olursa, yani ezbere konuşanlar var. Yani fikir sahibi, bilgi sahibi olmadan fikir üreten o kadar çok insanımız var ki, Türkiye'de oluşmuş bu çaresiz, bu kadar sıkıntılı, insanları böyle ızdırap içinde yüzdüren tabloya rağmen insanlarımızın büyük bir kısmı bunu kabullenmiş. Ha, bunların kabullenmesinin bir nedeni de insanlara sürekli telkin ediliyor. Ne kadar ızdırap çekersen, ne kadar fakir fukara yaşarsan, öbür dünyada o kadar ödüllendirileceksin. Böyle bir şey yok. Yani bizim dinimiz şu dünyada yaşadığınız sürece doğru düzgün çalışarak, insanların haklarını koruyarak ve de insanca Allah'ın bize bahşettiği o yaşamı, o aklı insan gibi ona yakışan biçimde kullanmayı emrediyor. Öyle fakir gezin deyip de zenginlere bahane bulun filan demiyor. Ama biz geçen hafta başladığımız bilgi çağı. Şimdi Türkiye'deki bu tabloyla bilgi çağı tabiri o kadar çelişiyor ki ben adeta bilgi çağı konusunu ele alıp burada anlatmaktan hakikaten ya bu adam ne diyor kardeşim ya? Millet nelerin içinde sürükleniyor? Adam tutmuş bilgi çağından bahsediyor. İyi de bizim o sürüklendiğimiz konular bilgi çağı dediğimiz bilimin zirvesini doğru kullanmadan, bilimi ve aklı doğru kullanmadan o içinde sürüklendiğimiz o beter eden bizi konular çözülecek mi? Hayır. Yani bu saçma bir davranış. Yani şu konular kalsın gündemimizde ne var? Çocuklarımız öldürülüyor, kadınlarımız öldürülüyor, bilmem ne yapılıyor. Ya çocuklarımız, kadınlarımız öldürülüyor diye laf üretmenin, boş laf üretmenin kimseye bir faydası yok. Bakın ben bu programda yeri geldiğinde defalarca izah ettim. Biz bir milletiz. Biz Türkiye Cumhuriyeti'yiz. Bizim genetik, ırksal özelliklerimiz var. Biz Avrupa Birliği'nin kapılarında 60 yıldır sürünüyoruz. Bunun son 20 yılında 1999'da bir Avrupa Birliği'ne giriş protokolü imzalandı. Çeyrek asırdır da adamların kapılarında onların müktesebatına, onların kanunlarına uyumlu hale gelelim. Gelemezsiniz. Siz onlarla uyumlu değilsiniz. Her toplumun farklı karakteristikleri var. İşte Türk aile yapısını düzeltmek için Avrupa'nın kanunlarından medet ummayın. Türkiye'de kalkınma her zaman var.
Bakın ben şu anda yazmakta olduğum 12 tane kitaptan bir tanesi Türkiye'nin son 70 yılı. 1950'lerden itibaren aldım. 10'ar yıl, 10'ar yıl Türkiye'de ne olmuş, ne bitmiş bunları analiz ediyorum. Bunlar içinde yaşadım. Ama içinde yaşamak her şeyi bilmenizi gerektirmiyor. O yaşadığınız 10'ar yılları giriyorsunuz, araştırıyorsunuz, etüt ediyorsunuz. Yaşanan olayları kronolojik bir sırayla kitaba aktarıyorsunuz. Bir de her 10 yılda Türkiye ne yapmış? Bunları analiz ediyorsunuz ekonomik olarak. Ekonomik olarak hiçbir sorun yok. Türkiye Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren en hızlı gelişmeyi Atatürk döneminde yaşamış. Bunu hepimiz biliyoruz. İkinci Dünya Savaşı dediğimiz 1940'lı yılları geç. 1950'den itibaren Menderes dönemi bakıyorsunuz. Çok hızlı bir gelişme var. Karasabandan traktöre geçilmiş, tarımda üretim artmış, modern tohumlar girmiş, efendim sanayi Türkiye'de başlamış, bir ihtilalle sonuçlanmış. 60'lı yıllarda Demirel gelmiş, yine kalkınma var. Bir bakıyorsunuz Türkiye büyüyor. Bakın Menderes döneminde 1 gigawatt olan elektrik üretimi 3'e çıkıyor, 3 misli artıyor. Demirel geliyor ve 3 misli daha artıyor. Şimdi en son AK Parti dönemini ele alırsak 2002 yılında Türkiye'nin elektrik üretimi 28 gigawatt, şimdi yine 3 misli. Yani 20 yılda yine 3 misli elektrik artmış. 28'den 110'a çıkmış. 110 gigawatt, 110 milyar watt. Yani Türkiye durmuyor. Dünya da durmuyor, Türkiye de durmuyor. Türkiye boyuna gelişiyor. Yani öyle eski Türkiye, yeni Türkiye falan diye bir şey yok. Kalkınıyor. Ama nasıl kalkınıyor? Ekonomik değerler büyüyor. Üretim arttı, sanayi arttı, ihracatın payı arttı, şu oldu, bu oldu. Yani siyah beyaz televizyonu kurduk. 70'li yıllarda televizyon açıldı. 80'li yıllarda renkliye geçtik filan. Yani bunlarla kimse gurur duymasın arkadaş. Yani bütün dünyadaki gelişmeye, biz 18. yüzyılın dünyasında yaşamıyoruz. 19. yüzyılın, 20. yüzyılın dünyasında yaşamıyoruz. Çağlar değişiyor, dünya değişiyor, insanlık değişiyor, bilim değişiyor. O geliyor bize giydiriyor. Mutlaka biz hiçbir şey yapmasak, otursak zaten gelişen dünya sizin gelip başınızdan aşağı bir şekilde bir şeyleri döküyor. Kalkınıyorsunuz. Ama önemli olan bu ekonomik göstergeler, değerler falan değil. Türkiye'nin büyüme hızı, Türkiye'nin kişi başına milli geliri. Ya 200 dolardan çıkmış gelmiş 3000 dolara, 3000 dolardan çıkmış gelmiş 10.000 dolara. E bir de dünyaya bakın. 50.000 dolar olan yerler var. 100.000 dolar olan Singapur var. Yani dolayısıyla kalkınmayı, gelişmeyi, toplumsal problemleri çözmeyi doğru açıdan bakamıyoruz, bakmak da istemiyoruz. Bunu tabii siyasetçilerimiz de körüklüyorlar. Bir taraftan biz kalkınıyoruz diye bizi uyuturken sosyal yönden dibe vuruyoruz, sosyal yönden. Bugün hakikaten büyük bir çaresizlik içinde sosyal kalkınmayı, sosyal kültürel kalkınmayı ekonomik kalkınma ve büyümeyle paralel yürütemediğimiz için bu ızdırapları yaşıyoruz. Toplum kalkınmanın getirdiği imkanları ve değerleri doğru kullanamıyor. Birileri çalıyor, büyüdükçe büyüyor. Birileri de altında ezildikçe eziliyor. Kültürsüzlük, eğitimsizlik, cahillik aldı başını gidiyor. Ben bilirimcilik siyasetçiden vatandaşa bulaştı. Herkes her şeyi biliyor. Ondan sonra ben çıkacağım burada bilgi çağı anlatacağım. Ondan sonra da çıkıyor dalga geçiyor. Ya diyor sen neredesin kardeşim? Çocuklar öldürülüyor diyor. Kadınların diyor boğazı kesilip kellesi, affedersin, başı diyelim onların tabiriyle bir kelime kullandım. Şeyden atılıyor, kalelerin duvarlarından aşağı atılıyor diyor. Kadınlarımız sokağa çıkamıyor diyor. Sokağa çıkan kadınlara diyor tecavüz var diyor, tasallut var diyor, her şey var diyor. Sen önce bunları çöz. Ya bunları çözmenin yolu dengeli bir sosyal kalkınmadır. Ha sosyal kalkınma, ekonomik kalkınma olmadan olmaz. Fakir olalım ama sosyal yönden mükemmel olalım, kültürlü olalım. Öyle bir şey yok. Ekonomik kalkınma olacak. Dünyayla eşit düzeye geleceksiniz. Dünyanın hatta önüne geçeceksiniz. Zenginleşeceksiniz. Ama o zenginleştiğiniz kaynakları toplumunuza doğru dağıtacaksınız. Dağıtırken de
toplumun sosyal, kültürel, eğitimsel ve sağlık yönünden dengeli biçimde kalkınmasını sağlayacaksınız. Ben bakıyorum son 70 yılda, 10'ar yıl, 10'ar yıl herkes ekonomik kalkınmaya odaklanmış. Şunu büyüttük, bunu büyüttük, şu kadar büyük yatırım yaptık, otobanlar yaptık, şunu yaptık, bunu yaptık, baraj yaptık, ben barajların kralıyım, ben bilmem neyin kralıyım. Ya bir topluma dönün bakın, hiçbir şeyin kralı falan değilsiniz, bu iş krallık meselesi de değil. Bu toplumda siz huzuru, sükunu, refahı, mutluluğu yaratamadığınız sürece yaptığınız hiçbir şeyle övünmek hakkına sahip değilsiniz. Şimdi bir yansıtma alalım, bilgi çağına başlayalım. Bilgi çağı da evrensel olarak bilgi çağı öyle bir şey ki dünyaya hakim olan kapitalist ekonominin bugün işte İsrail'in temsil ettiğini söylenen, Yahudilerin temsil ettiği söylenen üst akılın tekeli altında olduğunu hep söylüyoruz. Bilgi çağındaki bilgi devleri, bilişim dünyası, yani sanal dünya dediğimiz o bilgisayarın içindeki dünyayı da kontrol eden maalesef bu güçler. Bu güçler bilgi çağının getirdiği teknolojik olanakları ne yazık ki insanlık yararına kullanmıyorlar. Türkiye'den bahsetmiyorum, bütün dünyadan bahsediyorum. İnsanlık yararına kullanmıyorlar. İnsanları istismar etmek için, insanların kişiliğini, kimliğini, ruhunu çalmak için ve o çaldığı ruhtan ya ticaret çıkaracak, ya siyaset çıkaracak, ya savaş çıkaracak, ya terör çıkaracak. Hepsini de kendi lehine kullanmak için bilgi çağını bize sunuyorlar. Biz de bu tuzağa pat diye düşüyoruz ve rezilleri oynuyoruz. Bakınız bugün Aydın'da, Bağarası beldemizde, ki şimdi mahalle statüsüne geçti, bir 11 yaşında kızımız, 11 yaşında bir çocuk kendisini asarak intihar etti ya. Ya bir insan erginleşir, bilmem ne yapılır, hayattan kopar, psikolojik sorunları vardır, intihar eder, intihar vakaları çok. Yani sıradanlaştırmayalım, intihar çok önemli bir olay. Ama 11 yaşında bir çocuğu intihara sürükleyen nedir? Oturup 40 kere düşünmek lazım ya. Maalesef bilgi çağının getirdiği bir takım unsurlar o çocuğu intihara sürüklemiş. 11 yaşında bir kız çocuğu intihar etmeyi de bilmez ya. Bilir diyorsanız, bilinçli şekilde yapar diyorsanız haksızsınız. Niye intihar ediyor biliyor musunuz? O cep telefonlarında veya tabletlerde sürekli gün boyu oyun programlarıyla ona kendisini vererek artık beyni dünyadan kopup oyun programlarına endekslendiği için 11 yaşında bir çocuk o kirli oyun programlarının kimin nasıl oturup emek verip yazdığı belli değil. Kirli yahu. Çocuklarımızı alıyor, başka bir dünyaya götürüyor, birbirini öldürttürüyor, rekabet ettiriyor. Sonra diyor ki fedakarlık göster, kendini öldür diyor. Gidiyor kendini öldürüyor çocuk ya. Bilgi çağı işte geldiğimiz nokta bu. Uyanalım. Yani bilişim dünyası değil. Bilişim ve iletişim dünyası diyelim daha doğrusu. İletişimin içine bu televizyonlar da giriyor. Bilgi ve iletişim dünyasının bizim hayatımızda yer aldığı kısmı şu gördüğünüz ekran, televizyonlar. Artı cep telefonuyla veya tabletlerle ulaştığınız sosyal medya. Günde 3 ila 4 saatinizi buna ayırıyorsunuz. Kimilerinde 12 saatini, günün yarısını ayırıyor. Yani 12 saat demek, günün tamamı demek. Bir insanın mesaisi zaten 8 saattir. Bu hale getirmişler toplumu. Hele ki bizim gibi sosyal yönden gelişememiş, kültürel yönden zayıf bırakılmış, eğitimsel açıdan eksik bırakılmış toplumlarda bu taktik daha da tutuyor. 11 yaşındaki bir çocuğumuzu dahi intihara sürükleyebiliyor. İşte bunun için 3 programdır aynı şeyi söylüyorum. Laf da uzuyor uzuyor bir türlü sadede gelemiyorum. Bunun için bilgi hakları evrensel beyannamesi yazıyor. Bakın orada bilgi hakları evrensel. Bütün dünya oturacak diyecek ki bu gözle görülmeyen sanal dediğimiz
size o telefonlarla, şunlarla, bunlarla ulaşan dünyanın bir takım kuralları olması lazım. Böyle kirli programlarla, böyle cani programlarla çocuklarımızı intihara sürüklemeyen, bir şekilde elindeki cep telefonunu kullanırken ta binlerce kilometre öteden verilen komutla patlatılıp, içindeki patlatılıp öldürülen insanlar olmamalı. Bu bilgi çağındaki bilgilerle insanların karakterleriyle oynanmamalı. İnsanların bilgileri toplanıp onların aleyhine kullanılmamalı. İşte bunları kastediyoruz. Bilginin haklarının evrensel bir beyannamesi olmalı. Bunu kim hazırlayacak? Kim onaylayacak? Elbette bunu milletler topluluğu mutabakat sağlayacak ve Birleşmiş Milletler hazırlayacak. Biz bunun için tam 22 yıl önce girişimde bulunduk. Benim Avrupa Konseyi'nde Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi Başkanlığı yaptığım dönemde bunu gündeme getirdim. 2002 yılında Johannesburg'da yapılan dünya zirvesinde, Birleşmiş Milletler zirvesinde oturum açtırdık. Bakın burada görünüyor, 25. özel oturum. Maalesef bu oturum gizli bir takım eller tarafından fiilen hayata geçirilmedi. İptal edildi. Yani bilgi dünyası deyince bunları kastediyoruz. Peki bunlar lafı güzaf. Hepimiz, herkes birbirini uyarıyor. Şu yanlış, bu yanlış. Ne yapalım? Bunu da örneklerini koyduk. Aydın'da belediye başkanlığı yaptığımız dönemde bir kent bilgi sistemi kurduk ve kentlinin rahatı için kullandık. O kadar da verimli kullandık ki dünyanın, bakın dünyanın hiçbir yerinde henüz navigasyon diye bir şey yokken biz Aydın'daki bütün binaları, bütün yolları bilgisayar içine koyduk. Bütün vergileri, vatandaşa bir tane sicil numarası verdik. O sicil numarasıyla vatandaşın bütün hizmetlerini bilgisayarla yapılır hale getirdik. Bundan daha önemli bir fayda var mı? Ben Aydın Belediyesi'ni 700 kişiyle aldım, 400 kişiyle bıraktım. Neden? Bilgisayarla otomasyon sağladım. Yani sizin paranızı 300 kişilik tasarruf ettim. Başkaları ne yapıyor? Benden aldıkları 300 kişilik belediye oldu 3000 kişi, 5000 kişi. Doldur babam doldur. Bankamatik memurları doldur. Bankamatik işçileri doldur. Adam müfettiş belediyeyi teftişe gidiyor. Altından girip üstünden çıkıyorlar. Oğlunu kızını işe alıyorlar. Müfettiş ona göre rapor yazıyor. Bak sen. Bu da bir üslup ya. O yüzden biz sürünüyoruz. O yüzden bizim toplumumuz bu kadar güvensiz, kızlarımız, kadınlarımız sokağa çıkamaz hale geliyor. Bu kadar kokuşmuş bir siyasi yapının içinde ne bekliyorduk ki? Bilgi dünyasını lehimize kullanalım derken bunu kastediyorum. Bilgi sistemi doğru kuracaksınız. Vatandaşa hizmet veren bir bilişim sistemi kuracaksınız. Şıkır şıkır işleyecek, adil işleyecek, hatasız işleyecek ve devlete tasarruf ettirecek, vatandaşa da tasarruf ettirecek. Geçen gün örnek verdim. Bir av ruhsatı almak istedi benim oğlum. Efendim, bilgisayarda hepsi var ya. Devlette ikametgah da var, mermiste, efendime söyleyeyim, suç sicili de var, sabıka sicili de var, bilmem nesi de var. Hepsini bilgisayardan ulaşabilir devlet. Girer, bir tane dilekçe ister senden. Girer, bakar. Ama devlet diyor ki, kardeşim şunu da getir, bunu da getir. Git diyor, ikametgah getir. Git sabıka kaydı getir. Git sağlık raporu getir. Git bilmem ne raporu getir. Ne oluyor? Vatandaş oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya koşuyor. Vakti gidiyor, parası gidiyor, devletin parası gidiyor. Yani işte bilgi sistemlerinin, bilgi çağının olanakları doğru kullanan devletler tasarruf ederler. Hem vatandaşın emeğini tasarruf ederler, hem de devletin istihdam etmesi gereken kadroların sayısını azaltmak suretiyle devletin bütçesinden tasarruf ederler. Gerçek tasarruf budur. Ama bizde bir e-devlet başladı ki 2000'li yılların başından itibaren sözde e-devlet. Yani bir ucu bir yerde, bir ucu bir yerde. Her bakanlığın e-devleti ayrı koldan. Hadi tamam, tek bir şifreyle giriyorsun ama yani sonuçta devletin kurumlarının bilgi entegrasyonu sağlanamamış. Yani kimse bilginin tümüne ulaşamıyor. İşte biz bugün bu dünya zirvesi maalesef
25. oturum bundan 25 yıl önce kapatıldı. Bir daha da gündeme gelmedi. Bilgi artık vahşi biçimde kullanılacak. Bizim çocuklarımızı teslim alıp intihara sürükleyecek. O bilgi dünyasıyla savaşlar yönetilecek. Terör örgütleri propagandalar yapacak. Sosyal medyada olmadık hadiseler meydana gelecek. Senin benim sosyal medyada yaptığım paylaşımları oturup yapay zekalarla değerlendirip bizim ruhumuzun en derinliklerini öğrenip işlerine geldiği gibi kullanacaklar. Bu böyle devam edecek. Ama biz diyoruz ki gelin devlet bilgi sistemi dediğimiz DENBİS adı altında 1997 yılında önerdiğimiz, bakın kaç sene olmuş ya, 27 sene önce önerdiğimiz devlet bilgi sistemini hayata geçirelim. Yani diğerlerine rekabet edebilir miyiz? Bunun içinde o da var. Diğer sosyal medyaya alternatif yaratabilir miyiz? Yaratan ülkeler var. Bugün Çin kendi sosyal medyasını kurmuş, Amerikan sosyal medyasının hegemonyasından kurtulmuş. Rusya hakeza büyük oranda kurtulmuş. Dolayısıyla devlet bilgi sistemini kısaca anlatırsak, bu konuda ben bakın 97 yılında Sabah gazetesinde yayınlanmış Mesut Yılmaz hükümeti devraldı. Çok enteresan bir olaydı. 28 Şubat olayları oldu. 28 Şubat'tan 26 Temmuz 97. 28 Şubat 97'de Erbakan hükümeti devrildi. Sayın rahmetli nurlar içinde yatsın Necmettin Erbakan, benim Aydın'da uyguladığım kent bilgi sistemini duymuş, bilgi istedi, gittik bilgi verdik, dedi ki bunu devlet içinde kuralım. Devlette bir bilgi sistemi kuralım. 97 yılı. İlk kez Refah Partisi ve Sayın Necmettin Erbakan birinci parti çıkmış 95 seçiminden. Ona iktidarı vermemişler, dönmüş dolaşmış. Siyasi istikrarsızlıklar, yıkılan hükümetler sonuçta 96 yılında Sayın Necmettin Erbakan 1996 yılında Tansu Çiller'le Doğru Yol Partisi'yle birlikte bir koalisyon hükümeti kuruyor. O mühendis zekasıyla Türkiye'deki yapıda bir takım köklü değişiklikler yapmak istiyor ve beni çağırıyor. Ben tabii bunun çok kolay olmadığını, toplumsal statükoların kolay değişmeyeceğini, Ankara bürokrasinin ne kadar katı olduğunu falan anlattım. Ama denemeye karar verildi. Ve biz devlet bilgi sisteminin ilk tasarımlarını 1996'da yaptık. Mecliste bir grup oluşturdu Sayın Erbakan. O gruba gittik, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyon değil bir grup. Bir sunum yaptık. Çok da beğenildi. Gerçekçi bulundu. Neden? Çünkü Aydın'da uygulama örnekleri var. İşte o tarihte söylediklerimizi bugün aradan geçen 27 senede hem teknoloji değişti hem biz geliştirdik. Bugün çok daha gelişmiş bir devlet bilgi sisteminden bahsediyoruz. O tarihte bunu tam hayata geçirecekken 28 Şubat müdahalesi oldu, muhtırası oldu ve hükümet maalesef devrildi. Hükümetin devrilmesinden sonra Mesut Yılmaz, yani benim mensup olduğum Anavatan Partisi'nin genel başkanına görev verildi ve başbakan oldu. Ben kendisine gittim, adeta yalvardım. Dedim ki bu projeye devam edelim, devlet bilgi sistemini kim iktidar olursa olsun kurmak zorundadır. O da kabul etti. Bakın bunu haber yapmışlar. Mesut Yılmaz belediye başkanından müşavir aldı diye. Çok komik ama... Yani bizim amacımız bu kadar büyük ve önemli evrensel bir değer iken o gün bana bu görevin verilmesini adeta arpalıklar vardır ya, danışmanları doldururlar eşini dostunu danışman diye maaş vermek için. Öyle zannedenler oldu. Mesut Bey'e gidip baskı yapanlar oldu. Ya nereden çıktı bu Aydın Belediye Başkanı müşavir yapmışsın? Ya adam işte bilgisayar, bilişim, devlet bilgi sistemi. Ya bizim Amerika'dan mezun olmuş gencecik çocuklarımız geldi, onları işe alsana. Ya işe almak olarak görüyor siyaset. Ve ben o görevde 5 kuruş maaş almayacağımı, devletle herhangi bir sözleşme yapmayacağımı, sadece ünvanı kullandırmaları gerektiğini söyledim. 5 kuruş da maaş almadım. Ve Mesut Yılmaz'ın başına çöktüler.
Beni o görevden azlettirdiler ve devlet bilgi sistemi dediğimiz proje, Erbakan döneminde Erbakan'ın kendisinin beni çağırıp başlatmış olduğu proje, maalesef Mesut Yılmaz döneminde sona erdi. Orada bıraktık. Biz daha sonra bakın 2002 yılında tekrar ben bunu devreye sokmaya çalıştım. Mesut Bey'i ikna etmeye çalıştım. Mesut Bey o zaman Ecevit Başbakan, Mesut Yılmaz Başbakan Yardımcısı. Bir ulusal bilgi sistemi kitabını yayınlattık. Nerede? Başbakanlık bünyesinde. Bakın bu kitap. Burada ne diyor? Kent bilgi sistemi ve devlet bilgi sistemi. Burada çok ses getiren bir sunum oldu yine. Aynen 97 yılındaki sunum gibi 2002'de 5 yıl sonra yaptığımız sunum yine meclisteki grupta, meclisteki milletvekillere yaptığımız sunumda çok ses getirdi. Hah, devlet bunu yapmalı. Herkes bunu söyledi. Fakat 2001-2001 krizi, 2002'de iktidarın değişmesiyle, AK Parti'nin iktidara gelmesiyle bu proje yine hakim kaldı. AK Parti iktidarı döneminde tam 22 yıldır devlet bilgi sistemi konusunda Ankara bürokrasisine ve siyasetine sızmaya çalışıyorum. Kimse dinlemiyor. Çünkü kimsenin bu devleti düzeltelim de bu millet huzur içinde yaşasın gibi bir kaygısı olmadığı kanaatine vardım. Herkes kendi koltuğumu nasıl korurum? Herkes derken sadece iktidar partisini kastetmiyorum bakın. Muhalefet de onun içinde. Ben nerede yer alırsam koltuğumu korurum, gücü elde tutarım, cebimi doldururum. Bu kadar basit. Ondan sonra da geldiğimiz noktaya bakın Allah'ını severseniz. Kızlarımız, çocuklarımız öldürülüyor sokak ortasında. Herkes çekiyor, birbirini vuruyor. Aydın şehri hele ki en gerilerde kaldığımız için en fazla son 25 yıldır en az hizmet alan yöre olduğu için suçta şampiyon oluyor. Türkiye birincisi Aydın. Suç işlemede Türkiye birincisi. Bu hale gelmişiz. Ama Türkiye genelindeki tablo 11 yaşındaki çocuklarımızın intiharından tutun, gencecik evlatlarımızın sokak ortasında katledilmesine varıncaya kadar bir sosyal patlama yaşıyoruz. Bakın bugün yine okuduğum, sabah okuduğum haberlerden bir tanesi, bir yaşlı çift, eşi kavga ediyorlar, kadın intihar ediyor, erkek geliyor onu görünce o da intihar ediyor. Yani onun arkasındaki gerçekleri oturup bir araştırmaya kalksanız var ya, çoğu ekonomiktir, geçim sıkıntısıdır. Bugün 10 bin lira maaşla geçinmeye çalışan emekliler var. Yani bunları istismar edenler de çok. Onlardan biri olmak istemiyorum. Yani şunun maaşı yetmiyor, bunun bilmem nesi yetmiyor filan edebiyatını ben yapmam. Ama diyorum çözüm var, çözüm var. Oturalım aklımızı kullanalım ve çözelim. Şimdi ben daha sonra 2002 yılında bu siyasi bağlantıları kopunca devlet bilgi sistemi oturdum bir kitap yazdım. Çağdaş Çözüm diye bir kitap yazdım. Onun içinde devlet bilgi sistemini tanımladım. Aradan tam 22 sene geçmiş. Bakıyorum ki o gün yazmış olduğum kitaptaki ifadeler bugün aynen aynı yerde duruyor kardeşim. Bir milim ilerleme kaydedilmemiş. O gün demişiz ki Devlet Bilgi ve Planlama Bakanlığı'nın kurulması. Devletin bir kere bilgiye hakim olması için kendisinin bir bakanlık bünyesinde bunu tanzim etmesi lazım. İkincisi, devletin size verdiği bir belge var. Vatandaşlık belgesi nedir? Nüfus cüzdanı değil mi? Bir de ehliyet var. Şimdi ikisini birleştiriyorlar. Yıllarca söyledik bunlara gerek yok diye. Çünkü bilgi sistemlerinde bunlara gerek yok. Biz bu kez diyoruz ki vatandaşa bir cüzdan verin, Türkiye cüzdanı. Bu akıllı bir cihaz gibi, bir kol saati gibi bir şey olabilir ki örnekleri var. Bununla devletle olan bütün ilişkisini artık bilişim dünyası üzerinden görebilir hale getirin. Öyle bilgisayara, cep telefonuna falan da gerek yok. Gidip de başvuru yapmaya, gidip evrak teslim etmeye, şuna buna devlet dairesinde dolaşmaya, bunun hiçbirine gerek kalmayacak şekilde bir tane kimlik belgesi, bir tane belge değil, bir tane kimlik cihazıyla bütün ilişkileri yürütebilirsiniz. İki, vatandaşı bu şekilde devletle ilişkisini
bilişim açısından kurduktan sonra ilk yapacağınız şey binalar. Yani fiziksel unsurlar. Bütün yaşadığınız binaları ve gayrimenkulleri yine bilgi sisteminin içine alın. Ki bunun da öncülüğünü biz Aydın Belediyesi'nde yaptık. Aydın'daki bütün parseller, bütün binaları bilgisayarın içine koyduk. Bütün özelliklerini tarif ettik. Her binaya bir sicil dosyası açtık. 1995-96 yılında dünyada hiçbir yerde olmayan şekilde Aydın Belediyesi'nde bilgisayarın tuşuna basmak suretiyle bir binanın içinde yaşayan insanları, binanın altındaki dükkanın tabelasını, binanın balkonunda asılı bulan klimaya kadar o sistem biliyordu. Fotoğraflarına kadar koyuyorduk. Nereden nereye geldik? Şimdi binalarınızı siz, yaşadığınız mekanı, binaları, coğrafyayı da bilgisayarın içine almazsanız yönetemezsiniz. Bunun bir tanesine coğrafi bilgi sistemi diyoruz. Öbürüne de idari bilgi sistemi diyoruz. Bir de beşeri bilgi sistemi dediğimiz vatandaş bilgileri var. Üç grupta toplamışız zamanında. Bakın burada bilgi reformunu daha sonra ben kitap haline getirdim. Bu kitaptaki başlıklara tek tek girmek istemiyorum. Bütün bilgi teorisinin detayları burada var. Yani bilgiler nasıl şifrelenecek, bilgiye erişim nasıl olacak, bilgi sistemlerinde güncelleme nasıl yapılacak, bilgi sistemlerinde sürdürülebilirlik nasıl sağlanacak, bilgi nasıl depolanacak, bilginin erişilmesi için hangi donanımları kullanacağız, yani hangi bilgisayar ortamlarını, yazılımlar nasıl olacak, ulusal sosyal medya nasıl kurulacak, bilgi nasıl formatlanacak, bilgiler nasıl şeffaf olacak, herkese açık olmaz ama gereken herkese açık olmak zorunda. Yani devletin seninle ilgili tuttuğu bilgilere sen erişebilmelisin. Aksi halde fişleme olur. Ama bilgiye karşı yargı güvencesi istiyoruz. İşte bu da bilgi kanunuyla sağlanacak. Bilgi Bakanlığı'nın çıkartacağı bilgi kanunuyla bilginin nasıl elde edileceğini, nasıl kodlanacağını, nasıl bilgisayara girileceğini hatasız biçimde, orada nasıl depolanacağını, kimlerin o bilgiye erişeceğini, hatalı bir bilgi girildiği takdirde onu vatandaş hakkını arayıp nasıl düzeltebileceğini, yargı güvencesi diyoruz buna. Yani devlet size hatalı bir bilgi girdi, düzeltmiyor. Yargıya gitme hakkınız olacak. Dolayısıyla bütün bu unsurları bu kitapta analiz ettik. Bilginin güvenliği, yayılmasının kontrolü, bilgi riskleri nelerdir, bilgi suçları nedir, bilgi terörü nedir, bilginin kirliliği nedir, bilginin verimsiz hale gelmesi nedir, bilgi etiği, bilgi ahlakı nedir, bütün bunları bu kitapta ele almışız. Şimdi bunların hepsine zaman ayırmak haftalarca anlatmayı gerektirebilir. Ben size satır başlarını algılamanız için, yani bilgi dünyasında biz ne yapmamız gerekiyor, bunları anlatmaya çalışıyorum. Ve en önemlisi de somut, şunu yapalım, gelin şunu yapalım, şöyle sonuç alalım dememiz lazım. Aksi halde herkes her şeyi eleştirebilir. Bakın bu benim 2002 yılında yazdığım kitabın ön sözü. Burada okumayacağım, vaktimiz yok. Ama bu kitapta yazdıklarımın halen 20 küsur yıl sonra nasıl da geçerli olduğunu görüyorum. Biz o tarihte bilgi terörü demişiz, bilgi suçları demişiz. O kitabı yayınladığımda bazı akademisyen arkadaşlar dediler ki çok abartmamadınız mı? Yani neyin bilgi terörü ya dediler. İşte bugün bilgi terörünü yaşıyoruz. 22 yıl önce öyle bir kavram dahi anlaşılamıyordu. Bugün bilgi terörünü yaşıyoruz. O gün bilgi suçları demişiz. Bugün her devletin içinde siber suçlar diye emniyet teşkilatlarında koca koca kuruluşlar var. Yani bunları baştan öngörüp sağlıklı bir sistem kurmak yerine biz maalesef bekleyip dayak yemeyi hep tercih etmişiz. Yine bakın 22 sene önce yazdığım kitaptaki coğrafi bilgi sisteminde demişiz ki bir ülkenin bütün kadastro bilgilerini, ki bunu yaptık, kadastro bilgilerini aktardık. Halen Türkiye'nin kadastrosu çok sağlıklı değil ama hiç olmazsa parsel sorgu diye bir sistem var. Yarım yamalak işliyor. Oradan ulaşılabiliyor. Bu
Bunu ilk takbis olarak 1998'de başlattık. Yine hali hazır haritaları, yani sadece kadastro değil, haritaları, uygulama imar planları, diğer üst ölçekli imar planları, kanalizasyonu, içme suyu, yağmur suyu, telekomünikasyon, yani altyapısı, bütün bunlar coğrafi olarak bilgisayara işlenecek demişiz. Halen de öyle. Uydu fotoğrafları, toprak vasfı haritaları, jeolojik ve jeofizik haritaları, fay hatları, bakın bunlar hala tamamlanmış değil. Orman haritaları, bitki örtüsü haritaları, yol ağı verileri, su kaynakları, sulama kanalları, drenaj yapıları, jeotermal verileri, arkeolojik veriler, ulaştırma verileri, hayvancılık ve su ürünleri verileri, enerji verileri, interconnected sistemin verileri, nerede indirici var, nerede trafo var vesaire. Kültür varlıkları, doğal varlıklar ve vahşi yaşam varlıkları, madencilik verileri. Toplamışız 18 kalem halinde. Bütün bunlar bir coğrafi ulusal bilgi sistemine dönüştürün demişiz. Her kafadan bir ses çıkıyor. Her köşede bir bilgi var ama o kadar dağınık ki bugün erişmeye kalkarsanız ne bir belediyenin imar planına ulaşabiliyorsunuz ne de bir toprağın toprak vasfı haritasına ulaşabiliyorsunuz. Varsa da yarım yamalak, eksik gedik, hatalı. Bugün Türkiye'nin en önemli konusu deprem. Türkiye'nin beka sorunu haline gelmiş bir depremle karşı karşıyayız. Beka sorunu derken kimse alay etmesin. Gerçek bir beka sorunudur deprem. Bugün İstanbul'da olacak, beklenen bir büyük depremin olması Türkiye'yi batırabilir, Türkiye'yi yok edebilir, Türkiye'yi öyle zayıflatır ki uluslararası toplumda kafamızı kaldıramayız. Bu kadar önemli olan bir konuda bile sadece fay hatlarının coğrafi olarak bilgisayarda yerlerini tespit edip ilan edilmesini bile başaramadık. Her gün değiştiriyoruz ya. O Meta'nın yaptığı araştırmalar yetersiz. Onlara sorarsan şahaneler. Çok iyi yapıyorlar. Değil. Çok büyük kaynaklar ayrılması gerekiyor. Türkiye'nin böyle ilmik ilmik jeolojik yapı fay hatları konusunda araştırılması gerekiyor. Jeoloji haritalarının çok iyi revize edilmesi gerekiyor. Bu benim hesabıma göre 100-150 milyar dolarlık bir proje. Bugün sizin ayırdığınız onun %1'i bile olmayan kaynaklarla bunu yapamazsınız. Tamam, fedakarca çalışan MTA'nın mühendisleri var, yöneticileri var. Ama yapamazsınız. Çünkü az önem veriliyor. Bir ucundan giriyorsunuz, öbür ucundan çıkmanız 100 sene alır arkadaş. Bunları bile başaramamışız. Şimdi vatandaşla ilgili bilgiler. Vatandaşla ilgili bilgileri de 22 sene önce sıralamışız. Vatandaşın devletle ne işi olur? Objektif. Huyu, suyu, karakteri, inancı, şusu, busu bir tarafa bırakın. Onlar fişlemeye girer. Vatandaşın nüfus bilgileri var değil mi? Anası, babası, dedesi nerede doğdu? Nüfus sicili. İkincisi ikamet sicili. Nerede oturuyor? Üçüncüsü pasaport sicili. Bunlar devlette zaten var. Medeni hal sicili. Evlendi mi, boşandı mı? Eğitim sicili. Nerede okudu? Seçmen sicili. Yani nerede oy verecek? Hangi seçimlerde gitmiş, oy vermiş? Adli sicil. Yani suç sicili. İç güvenlik sicili. Adliyeye yansımadan iç güvenlikte olaylara karışırsanız onun ayrı bir sicili var polisde. Vergi sicili. Vergi mükellefi olarak durumunuz nedir? Trafik ve ehliyet sicili. Ticaret sicili. Hangi şirketleri kurmuş? İş hayatı sicili. Yani bonservis dediğimiz nerelerde çalışmış? Sosyal güvenlik sicili. Sosyal güvenlik adına ne prim yatırmış, nereye yatırmış, bağ kurulu mudur, emekli sandığı mıdır vesaire. Sağlık sicili en önemlisi. Vatandaşın sağlık hizmeti olarak aldığı bütün hizmetler merkezi bir sicilde biriktiğini düşünün. Herkesin buna, bütün doktorların eriştiğini düşünün. Yani şimdi sen koltuğun altına alıyorsun, MR sonucunu öbür doktora götürüyorsun bilmem. Halbuki bunların hepsini devlet bir sicilde topladığı takdirde köydeki bir sağlık merkezinde bile bir hemşire senin bütün tahlillerine, bütün tedavilerine, bütün hastalıklarına hepsine ulaşabilmeli. Bu mümkün ya. Bunu yapacağımız yerde gidip Google'da kelle gezdiriyoruz. Gidip çocuklarımızı oyun programlarına teslim edip intiharlara sürüklenmesine izin veriyoruz. Mülkiyet sicili. Kimin ne mülkü var, ne malı var, ne mülkü. Tapu. Kredi sicili.
Kim nereden hangi krediyi almış, ödemiş mi ödememiş. Bir de insanın özelliğini ayırt eden fotoğraf. Eskiden fotoğraf yeterliydi. Sonra parmak izi çıktı. Şimdi DNA çıktı. Ve de iris çıktı. DNA çünkü uzun bir tahlil. Yani kimlik ayırt etmek için DNA'yı analiz etmeniz lazım. Ama göz izi dediğimiz iris öyle değil. Gözünle bakıyorsun, seni tanıyor. Dolayısıyla bunlar bilginin güvenliği açısından çok önemli. Şimdi bakın, benim cep telefonum var. Orada bir takım bilgiler var. Şifre isteniyor. Şifreyi giriyorsun. Şimdi birisi seni aldı götürdü, gasp etti, telefonunu aldı, şifreyi sordu. Vermiyorsun, dayak attı, zorla öğrendi. Anlatabildim mi? Yani bir bilgiye erişimde güvenliği sağlamak için öyle sistemler kurmanız gerekiyor ki, hele ki bu devlet bilgi sistemini kurduğunuzda öyle sistemler kuracaksınız ki kolay kolay sizin kimliğinizi çalamayacaklar. Çünkü artık her şey sanal dünyada dönüyor. Kredi siciliniz, paranız, pulunuz, hesabınız ıvır zıvır. Dolayısıyla bu göz izi ve yüz tanıma sistemleri ön plana çıktı. Şimdi yönetim bilgi sistemi olarak, coğrafi bilgi sistemi olarak veya vatandaş bilgi sistemi olarak bunları 25 yıl önce özetlemişiz. Bir de sektörlerin, coğrafi sistemde sektör sektör bilgi sisteminden ayrılması lazım. Sanayi sektörününkini ayırırsınız, ayrı bir ikonla girilir, ayrı bir tuşla girilir. Tarım ayrıdır, efendime söyleyeyim. Eğitim sistemi ayrıdır. Eğitim sistemine vatandaş olarak girdiğinizde Milli Eğitim Bakanlığı bütün bilgileri orada yüklüdür. Hangi çocuğumuz hangi yılda nereden diploma almış, nereden mezun olmuş, hepsine erişebilmeliyiz. Tabii ki erişim herkese açık değil. Onun kuralları kanunla belirlenmiş. Yani öyle ezbere değil. Devlet istediği her yere girecek, o da değil. Veya vatandaş istediği gibi herkesin bilgisine erişecek, o da değil. Kendi bilgisine erişecek. Erişimin ne olacağı, hangi koşullarda olacağı ve nasıl yapılacağını kanunlarla, yönetmeliklerle belirleyeceksiniz. Bu sektörel bilgi sistemlerini, bir de bunun altyapısı var. Bilgi suçları kavramı var. Bilgi terörü kavramı var. Bunlara daha sonra tekrar geliriz ama benim esas 2024 yılında revize ettiğimiz, yani bu yıl revize ettiğimiz son bir taslak var. Bu taslak çerçevesinde yürümek istiyorum. Bunun en temel unsuru vatandaş bilgi sistemi dediğimiz, vatandaşla devletin ilişkilerini kuran sistem. Bunun adı Türkiye cüzdanı. Yani nüfus cüzdanı değil, Türkiye cüzdanı. Sana bir tane cüzdan verecek devlet. Şöyle bir cihaz. Böyle bir cihaz verecek. Fiziksel görüntüsü bu. 7-8 santim boyunda. Bu kol saati biçimde de olabilir. Bu kimlik cihazı Türkiye Cumhuriyeti'nin Bilgi ve Planlama Bakanlığı tarafından verilecek. Cihazların bakım, onarım, yenileme gibi işlemleri ilgili bakanlık tarafından yapılacak. Cihazın ebadı 7'ye 7 santimetredir. 0-12 yaş arasında daha küçük. 3'e 4 ebadında daha küçük. 12-18 yaş arasındaki kimlik belgesi fiziksel olarak farklı veriyoruz. 5'e 5 ebadında. Erişkinlerde 7'ye 7 ebadında. Kol saati şeklinde bir cihazdan bahsediyoruz. Reşit olmayan vatandaşların kimlikleri daha sade bir format ve işlevde tasarlanmış. Ama reşit olan vatandaş artık devletle bütün ilişkisini o kol saati gibi olan kimlikle, Türkiye cüzdanıyla yürüteceği için onun ki her türlü olanakları olan bir cihaz. Cihazda bir ekran, gerekli şarj ve bağlantı portları var. Bakın burada temsili olarak bir örnek. Böyle bir kimlikten bahsediyoruz. Bu şekilde olabilir. Bu şekilde olabilir. Yani orada bir ekran var ve orada seçmek için ikonlarınız var. Bunlar yapılabilir. Bunları ulusal sanayide de devlet yaptırabilir. Sonuçta bir ana ekran açılacak. Bakın demin saydım ya, 17 tane sicil saydım vatandaşla ilgili. Bir tane ana ekran açılacak. Burada sizin fotoğrafınız var. Bir de kare kodunuz var. Her vatandaşın kimliğini gösteren kare kod.
kamu kuruluşlarında veya kimliğin kullanıldığı her kurum ve işlem sırasında kare kod okuyucudan geçiriyorsunuz, tak giriyorsunuz. Hastaneye gittiniz, kimliğinizi açıyorsunuz, orada fotoğraf, şurada kare kod var. Kare kodu geçiriyorsun, kredi kartı geçirir gibi tak diye sisteme giriyorsunuz. Bu ana menüsü bu. Bunu yüz taramasıyla giriyorsunuz ve yüzünüzün sakin olduğu bir taramayla şifreliyorsunuz. Yani birisi sizi yüzünüzü kullanarak şifrenize girmek isterse ağzınızı yamulttuğunuzda açılmıyor. Gözünüzün birini kırptığınızda açılmıyor. Yani öyle bir sistem ki sadece siz açabiliyorsunuz. Şimdi bu menü ekranı tıklıyorsunuz. Ana menü açılıyor. Ana menüde 4 tane ana başlık açılıyor. Ya çok basit ya. Her gün yaptığınız işlemler. Öyle karmaşık değil. Bu menü sistemini siz biliyorsunuz. Vatandaş olarak her yerde kullanır. Tık 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 şık şık şık. Bir de öyle karmaşık hale getiriyorlar ki. Basmanız gereken tuşu ta bir köşeye gizliyorlar. Yani bizimkinde gayet açık ve net. Ve diyor ki birinci menü, yani yeşil menü, vatandaşla ilgili ilişkiler. İkincisi vatandaşa devletin yaptığı, kırmızı menü, tebligatlar. Buraya bastığınız zaman devlet size gönderdiği bütün yazılar buradan gelecek. Üçüncüsü vatandaşın sicili. Yani sağlıktan tut bilmem ne, 17 tane sicil saydık ya, oradan onlara girebiliyorsunuz. Eğitime, sağlığa, suç kaydına, pasaporta, evlenmeye vesaire. Dördüncüsü Denbis'in genel bilgileri, devletle ilgili genel bilgiler. Şimdi örneğin vatandaş yeşil menüye bastınız. Yeşil menüde vatandaşla devletin ilişkileri var. Yeşil menünün birinci ikonunda itiraz ve dilekçeler var. Devlete bir itirazdan bulunacaksın. Bir dilekçe mi vereceksin? Basıyorsun. Yazdığın yazıyı belli bir formatta devlete gönderiyorsun. Kayda giriyor. Öyle gidip de yazı işlerinden numara almak falan filan buna gerek kalmıyor. İkincisi yargı başvuruları. Dava açacaksın. Mahkemeye cevap vereceksin. Buraya basıyorsun, gönderiyorsun. Bitti. Üçüncüsü ayrı bir grup şikayet ve ihbarlar. Dördüncüsü de devlete yapacağınız ödemeler, belediyeler dahil. Buradan ödemelerinizi yapıyorsunuz. Devletle bütün ilişkiniz zaten bu sizin ya. Devletin size yapacağı tebligatlar, sizin devlete yapacağınız yazılar, dilekçeler, yargıyı ayırdık, yargı ve mahkemelerle ilgili kısmı ayırdık. Bir de yapacağınız şikayet ve ihbarlar. Ya bundan başka bir şey aklınıza geliyorsa söyleyin. Devletle bütün ilişkinizi bu menü görüyor. Tıkır 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 tıkır. Dilekçe sistemi kalkıyor. Yargının efendim bürosuna gidip vermek kalkıyor. Ödemeler bilmem neler. Hepsi güvenli biçimde tek bir menünün içinde halledilebiliyor. Şimdi diğer menüleri, yani 2, 3 ve 4. menüleri haftaya bırakmak zorundayız. Biz burada devlet bilgi sisteminin ana unsuru olan Türkiye cüzdanını tanıtıyoruz. Bunun yazılımlarının hazırlanması çok zor değil. Devlet bunu kolaylıkla kurabilir. Bugün E-Devlet'e yaptığı yatırımların onda biriyle şu sistemi kurar ve yönetir. Önümüzdeki hafta devlet bilgi sisteminin bu unsurunu daha detaylı olarak açıklayacağız ve inşallah noktalayacağız. Daha mutlu, daha huzurlu günlerde buluşmak üzere.